Hakkınızda hayırlısı. Nur Şen geliyor Mehmet'le kararını açıklamak üzere. Hadi şimdi bütün havaya, artık gidin hepimiz de havaya. Hadi şimdi bütün havaya, artık gidin hepimiz de havaya. Açılsın yürekler, açılsın gönüller, gelsin bu şarkı seyretsin dinler. Açılsın yürekler, açılsın gönüller, gelsin bu şarkı seyretsin dinler. Haydi şimdi bütün eller havaya, artık gidin hepimiz de havaya. Haydi şimdi bütün eller havaya, artık gidin hepimiz de havaya. Haydi şimdi bütün eller havaya, artık girdik hepimiz de havaya. Haydi şimdi bütün eller havaya, artık girdik hepimiz de havaya. Merhaba Esra, nasılsınız? İyiyim. Çok tatlı olmuşsunuz bugün de. Çok teşekkür ederim Nurşen. Çok hoşsunuz. Sağ ol. Merhaba Esra abla. Merhaba nasılsın? Mehmet. Merhaba Buyurun. Mehmet nasılsın? İyiyim sen? Sağ ol Nurşen, teşekkür ederim. Sinirli misin? Yok Esra Hanım çok iyiyim. Sinirli değil miydi yok, ya? Yok ya her zamanki halim. Ben her sinirli zaman neşeliyim. Sinirli olmam mı? Yok Esra Hanım. Hiç neşeli değildim valla. Şarkıma çok sevindim, teşekkür ederim bu arada orkestraya. Özlemiştim valla. Tabii iki gün ayrı kaldı. Şarkımı seviyorum ya gerçekten. Evet teşekkür ederiz, çok sağ olun. Muradına erdin mi? Muradına erdin değil mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada oynamayacaktım. Mehmet istemiyordu ama. Yo bunu oynayabilir de. Oryantal tarzı evet. Falan evet. Oynayamaz. Ne oldu? Şimdi Esra Hanım, ne olsun? Ben gireyim. Biz ben istersen Esra konuşayım abla. Baştan. Cuma akşam biz buradan çıktık Mehmet'le. Mehmet annesiyle konuştu. Dedim ben Mersin'e ailesini tanımak istedim Esra Hanım. Dedim hani razı edeyim. Can attım o gün annesini tanımak, görmek için. Mersin'e gitmek için. Gitmek için çok can attım. Mehmet'e dedim annesini, anneni bir arar mısın dedim. Hani gidelim Mersin'e ailenin elini öpeyim, tanıyayım, barışalım. Hani böyle ikna olsun dedim yani. Mehmet'i aradı ve annesi annesiyle konuştu. Anneciğim nasılsın, biz bu akşam Mersin'e geleceğiz. Mehmet telefonla konuşurken hemen kulağına yaklaştım. Annesi dedi ki gelirsen tek gel. Orada Esra Hanım bitti benim için. Hafta sonunda Mehmet'le buluşmadım. Şimdi ben açıklama yapayım. Ve ben olumsuz, kararım olumsuz. Bu aşkı burada bitirmek istiyorum. Evet, asla istemiyorum. O no, kelime beni bitirdi. Ne oldu? İstemiyorum öyle, bu şekilde. Öyle değildi yani. Olabilir. Ben şimdi... Annesi karşı çıkıyor İsra Hanım, olmaz. Annem benim annesi... karşı çıkmıyor. Bir dakika ben açıklama... Karşı çıkıyor, hayır istemiyorum. Sonra. Bir dakika ben açıklama gidesen yapayım. Gidesen tek gel kelimesi bitirdi. Yayın öncesi böyle konuşmadık biz. Olabilir. Sonuçta dedi annen hani ben olumsuz bak dedi. Ben ekibe söyledim, sabahtan rakibin haberi var. Ben de söyledim burada bu ters basit. Bir şey yapmana da gerek yok. Evet, şimdi ben zaten... anlayacağımı anladım. Kulaklarımla duydum Esra Hanım. Tamam, öğreneceksin. Duydum. Kanıtlayacağım onu. Bekle. Kulaklarıma inanırım. Sana asla inanma. Tamam, noktaladın mı? Noktaladın bitirdim, mı? Evet, tamam, bitirdim. Bekle. İstemiyorum. Esra Hanım, şimdi bu biz kadar. Cuma günü aradı. Hatta eşiniz de buna en büyük şahittir. Biliyorum. Ali Bey. Cuma günü böyle bir Mersin'e gitme telaşı evet. İçindeydiniz. Annem yolculuğa gidecekti. Evet. Bunu ekibe söyledi. Ekip aradı. Ben de Cuma günü aradım annemi. Hatta değerli eşiniz de oradaydı. Anne dedim, evde misin dedim. Evet dedi. Dedim ki biz yarın gelmeyi düşünüyoruz. Oğlum gelirsen tek gel dedi, bu cümle geçti. Yalan söylemiyorum. Tabii. Sonrası var ama tabii Nurşen o arada çekildi. Hani gelirsin tek gelden sonra Nurşen... Atlattı. Dedi ki Nurşen hani şimdi gelsen ne olacak, ben gidiyorum. Asıl amacı dedi Nurşen'in benimle görüşmek değil mi dedi. Evet dedim. Devamını dinlemedi. Ben bunu ekibe de söyledim. Ve ben şimdi şok oldum. Annemi ikna ediyorum. Olumlu yönde. Şöyle bağlayabilirsiniz. Şey var, ben bağlanmasını Esra, istiyorum annemin. Şey var. Evet. Ve bunu da açıklamasını yapsın. Annesi burada bir dakika sözümü kesme lütfen rica ediyorum. Annesi burada canlı yayına bağlandı. Ben evlenip ayrılmış istemiyorum dedi. Evet. O yüzden Esra Hanım annesinin razı olacağına, ikna olacağına inanmıyorum. Sen yayın öncesi böyle ben mi konuştun? Ben annesinin samimiyetine inanmıyorum. Daha bu duydun mu? Konuştun mu da? Bu kadar. Konuştun tamam, mu? Konuşalım duyayım bir. Tamam konuştun duy ama evet. Bu kararından pişman olacaksın hiç tamam mı? Hiç pişman olmam. Ben tamam, verdim kararda pişman olmam.
Tamam. Asla ve peki, asla. Peki sen Nurşen, o telefon konuşması, telefona yaklaştın. Annesi dedi ki geleceksen tek gel Mehmet dediğinde. Evet İsmail Hanım. Telefonu kapattığında tepki verdin çok mi? Çok etkilendim. O kelime beni çok etkiledi. Hafta sonu Mehmet'le buluşmadım. Ve Filiz ablamla beraber hafta sonu cumartesi günü Sultanahmet Camisi'ne gittik. Dua okuduk. Ama açıklamasını yaptın İsmail Hanım. Bir dakika sözümü kesme. Dua okuduk. Aklımda hayırlısı olsun dedim. Duamı okudum. Her zaman işte. Öyle. Ondan sonra Sultanahmet'te Filiz ablamla gezdik. Pazar günü de dinlendim o şekilde. Telefonlaşma, mesajlaşma? Oldu. Çok iyiydi. Konuştuk, mesajlaştık, konuştuk o kadar. Yayın öncesi de resimler çektim falan. Olabilir. Olumsuz ama bir şey varsa kadar basit. Söyler dedim yani. Bitti benim şimdi için. Burada ters konuşmak. Bir şey yapmana gerek yok. Annen istemiyorsa ben de istemiyorum. Tamam bağlanacak şimdi. Bağlansın şimdi diye. Bağlanacak. Olabilir. Şimdi annen istemiyor. Nurşen'in annesi, bir saniye Nurşen'in annesi Seher Hanım hatta sonrasında da Mehmet'in annesini canlı yayına bağlayacağız. Seher teyze selamlar. Merhaba anneciğim nasılsın? Alo. Anneciğim nasılsın? Seher Hanım bizi duyuyor musunuz? Anneciğim nasılsın? Allah. Anneciğim İyi, nasılsın? Sen nasılsın? İyiyim anneciğim sen nasılsın? İyi sen nasılsın? Ben de iyiyim anneciğim. Ne yapıyorsun? İyisin bu arada. Bakıyor musun bize? Evet duyuyoruz. Evet anne. Duyuyorum. Mehmet de bizi nasıl görüyorsun anne? İyi, sen biliyorsun. Bir dur. İyi. Seher teyze. Sen anlatsın iyi misin? İyiyim anneciğim. Çekin şimdi önce... İyi görüyorum ama kendin bilirsin. Ha, kendin bilirsin. Evet. Ne? Kendin bilirsin diyor bak. Kendin ne diyorsun anneciğim? Sesin gelmiyor anneciğim. Kendin bilirsin diyor. Bir dakika bekleyin. Kendin bilirsin. Kendin bilirsin diyor bak. Kendin bilirsin. Bu kadar. Seher teyze. Kendin bilirsin. Dur. Evet kendin bilirsin Seher diyor. Seher teyze televizyonun sesini kıs beni telefondan duy. Evet. Karışmaz annem bana ya. Ben biliyorum. Anlamış ayaklarını ya. Tamam. Tamam dedim. Halledecek. Televizyon sesini açacak. Sonra. Seher Hanım tekrar merhaba. Hoş geldiniz canlı yayına. Anneciğim nasılsın? Sesim geliyor mu? Çekmiyor mu telefon? Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hah. Nurşen... Ve Mehmet konusunda ne düşünüyorsunuz? Ekip arkadaşlarımdan rica ediyorum. Hanımefendiyle telefonda konuşun. Televizyon sesini kapatsın sadece bizi duysun diye. Biraz sonra. Kendin bilirsin dedi ama İsra Hanım onu duydunuz değil mi? Ben anlamadım. Ben bir kere daha ben duydum istiyorum. Kendin bilirsin mi dedi? Kendin bilirsin gerçekten dedi. Ben de duydum. Size duydum. Peki. Sen bu ilişki resmen bitiriyor musun? Bitiriyorum İsra Hanım. İstemiyorum. Çünkü annesi zaten beni başından istemedi. Kararını söyledi. Geçen programda da Mehmet'in böyle olmuş. Annesi istememiş. Ben de iyi anne oldu. Annesi ne olacağına inanmıyorum. Bu sen kadar geçenlere niye Mehmet'e takılıyorsun ki? Aile, Esra Hanım şunu bil. Sen aileler razı olmadığında bu evlilik olmaz. Tam nereden basit. Biliyorsun razı olmadığını ya? Ben neyin savaşını veriyorum tamam, burada hafta ben sonu? Ben istemiyorum ben kararımı. Neyin savaşını veriyorum olabilir, ben burada? İstemiyorum. Nurşen. Evet olabilir. Daha yayın öncesi fotoğraf çekildik. Tamam. Ne güzeldik gülüyordun ediyordun olabilir. Ne oldu? Ben seninle anlaşıyorum ama annenle sorumuz var. Bak, annen istemiyor. Bak benimle anlaşıyorsun beni seviyorsun da. Ben, bırak da annemi de ben ikna edeyim anladın mı? Ben, telefona bağlanacak şimdi. Esra Hanım lütfen bağlar mısınız? Ben bağlansın. Bağlayayım. Lütfen bağlar mısınız? Bu arada şu anda annene ulaşılamıyormuş. Evet. Böyle derse ulaşılır mı? Ben istemiyorum zaten. Annenin adı neydi? Nesrin Hanım. Nesrin teyze çok rica ediyorum. Telefonlarınızı açın ya da duyun ya da duymuyorsa da bilirim. Ben ikna edeyim, ulaşayım. Ben bitti dedim çabalayım. Mi? Bitti. Bitti. İstemiyorum. Bu kadar basit. Ben Esra'nın başka taleplerimi arıyorum. Hadi ya. Evet Esra Hanım gidebilir miyim? Ne olur. Hayır. Oturur tamam olur. Öyle yani istemiyorum. Dur. Çünkü annesi istemiyor Esra Hanım. Annesi istemiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu koltuktan kalkarsam sanma geri dönerim ha. Ne geri döneceğim? Ben kararımı verdim. Onu da tam şey yapma anladın mı? Hafta sonu seninle buluşmadım bile. Senin sevgin de her şeyinde yalanmış. Yalan buradan değil. VTR, i̇stemiyor. Annesi buradan istemiyor. Buradan hoca adayları da söyledi. İstemiyorum. Ben İstemiyorum. Sana... Bunun iki yalanmış. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Bir şey söyleyeceğim Esra Hanım. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söylemek istiyorum lütfen. Bir şey söylemek istiyorum. Mehmet, Mehmet'le yollarımı ayırıyorum. Mehmet, annesinin istediği gibisini evlenmesini istiyorum. Zaten bundan sonra Mehmet senin değil. Annesinin istediği anladın gibisini mı? Evlensin. Şimdi, annesinin istediği gibisini. Ben yoluma... Ben burada yeterince ben Gamze'yle de atıştım. Songül Hanım'la da atıştım. Gerekirse Serap'la da atıştım. Halev'le de atıştım. Herkese atıştım. Annesinin istediği gibisiyle evlensin. Bu kadar basit. Annesinin istediği gibisiyle evlenmesini istiyorum. Bu kadar basit. Annesine uygun birisi, annesinin istediği gibisiyle evlensin. Bu kadar istemiyorum. Bu kadar basit. Annesinin istediği gibi birisiyle evlensin. Yani yolumu ayırıyorum kusura bakma ne olursa tamam. Peki.
Bu kadar. Gelen... Hani lojadan bekleyin. Evet. Allah yolunu açık etsin. Söz almak isteyenler var. Serhat bakma, söz almak istiyor. Mutluluklar. Lütfen Nurşen, söz almak isteyenler. Nurşen. Evet. Mikrofonları eline arkadaşım, alsın. Arkadaşım şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada 80 milyonun önünde zaten annesi seni istemediğini söylediğinde. Evet. Mehmet seni istediğini Rahat. Söylediğinde Mehmet'in elini sıkı sıkı tuttun. Değil mi? Şimdi seni seviyorum demedin mi ben? Dedi. Kelimeden bitti her şeye Cuma, karşı Cuma Mehmet annesini bitti. Sırtına alarak. Hayır. Arkasını Cuma alarak. Cuma akşamı iki kelimeden kulaklarını duydun. Tamam burada da kulaklarını duydun zaten. Cuma akşamı iki gün önceki olaydı. Tamam burada da kulaklarını duydun Günurşen. Geleceksen tek gel kelimesi bitirdi. Tamam zaten istemiyorum, istemiyorum demişti. Asla. Orada yine de elini hayır. tuttun. Şimdi ne oldu da hayır bırakıyorsun. Nurşen bunda bir yanlışlık var. Annesi istemeden bu iyilik olmaz zaten. Zaten istemiyordu. Zaten istemiyor ben de bitirdim. Tamam istemiyorum dediğinde de sen. Tamam dedim ben senin yanındayım dedim. Razı edeceğim dedi ama razı ben seni tercih ederim demedi evet, mi? Annesini yani arkasına ben ettim ya. Ya istemiyorum. Konuşmayın. İstemiyorum tamam. Kararımı verdim ben. Hatta sonunda Mehmet'le buluşmadım. Bir saniye. Buluşmadım Tarık, istemiyorum. Net sorunu sor. Net sorularını sor. Evet, herkese söz vereceğim. İstemiyorum bu kadar basit. Esra sorun abla. Kimi? Annesinin istediği gibi birisiyle evlensin belki. Nurşen'e sadece bir şey söylemek istiyorum. Söyle Tarık. Demek Nurşen'in bugüne kadar yaptıklarının hepsi oyunmuş. Evet. İş ciddiye bindiğinde hayır, ailesi ama. Burada kabul etmediğini İstemi bildiği halde. Arkadaşlar bana oyun diyenler bana inandı mı şimdi sevgime? Evet, bana bir oyun şey demiştiniz. Hayır annen neden dedi o zaman ki hafta sonu geleceksen tek Nurşen, gel beni istemedi bir, tamam mı? Bir söz verirsen. Beni istemeyelim ben istemem. Gelirsen tek gel dedi ya. Annemle mi yaşayacaksın? Gelirsen tek gel dedi ya. Şimdi ama Nurşen. Hayır sen çok etkilendim ama siz benim yaşadıklarımı bilmiyorsunuz. Hafta sonu buluşmadım Mehmet'le etkilendim bu olay beni çok etkiledi. Ne demek yani geleceksen tek gel Esra Hanım? Hı. Ben istemeyen gelin olmak istemiyorum. Ya sana i̇stemeyen kim istemeyen gelin dedi. Bak kadın ne güzel bağlanacaktı telefona. Bağlansa da. Ben kararımı verdim zaten. Esra abla bugüne kadar ikna etmesi için uğraştı. Biz buradan neyi anlıyoruz? Demek ki iş ciddiye bindi. Ailesini yok, Tarık, Mehmet Tarık, bir şekilde ikna Tarık, etti. Bu sefer de geri adım atmaya başladı. Yani buraya kadarmış. Demek ki iş ciddiye binene kadarmış Nurşen. Bir dakika. Telefonla konuşuyordu. Yanına yaklaştım. Böyle yaptım. Yaklaştım. Dedim ya ki bunu annesi kulaklarımla duydum. Dedim ya gerisini duymadın ki. Bitirdik. Buradan eve gitmek nasip olmasın hayır. ki gerisini bağırma, duymadın bağırma, ya. Bağırmadan. Ben kararımı verdim Esra istemiyorum. Hanım. Bu kadar basit. Ben bir şey soracağım. Mehmet cümlenizi söyleyin. Mehmet Nurşen'i seviyor musun? Seviyor musun Nurşen'i? Evet seviyorum peki, ama. Peki ben bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Buraya geldiğinde ben sana neden Nurşen diye sordum arkada. Evet. Bana dedin yani. Ki burada ben Bahar'a talip olsam. İşte X birine talip olsam. İstemiyorum ya. Ekran önünde kalamam. Nurşen'le daha ön plana çıkarım. Ya saçmalama Allah aşkına ya. Saçmalama. Bana bunu Allah aşkına konuşmak için benim, konuşuyorsun ya. Benim 6 yaşında çocuğum var. Konuşmak için konuşma benim ya. 6 yaşında yemin çocuğum etme var. Allah aşkına yemin benim etme. Bırak. 6 yaşında çocuğum ya var oyun, yalan söylemiyorum. Bir dakika oyun olsa burada, burada tutup 70 bin önünde seni seviyorum der miyim Allah aşkına sen, saçmalama. Ya, niye ikna ettim annemi? Mehmet. Konuşmayın. Konuşmak için konuşuyorsun ya. Mehmet söylediğin cümleyi çok iyi biliyorsun. Tamam sen de yemin et ben de edeyim. Ben neyin üstüne bak, yemin ediyorsan et ben de edeyim. Tamam et yemin Mehmet. Saçmalama et Allah aşkına yemin ya. Mehmet. Esra Hanım tamam, yani ediyorum hayatında ben. Mutluluklar diliyorum. Annesinin istediği gibi tercih ettiği gibi birisini evlensin. Çok çok güzel oluyorsun Mehmet. Ben evlenip ayrılmış birisiyim. Beni kabul eden evlenip ayrılmış olarak yani aslında seni bekliyorum o şekilde. Nurşen evet, ona hayır deme kararında haklı. Haklıyım Esra Hanım ama. Çok etkilendim o kelimeden. Peki. Ya ne olur hak verin bana ya. Lütfen etkilendim yani yapacak bir şey yok. Konuşmayın inanın. Gücüme gitti Esra Hanım gücüme gitti. Ya bir dur Allah Allah. Tamam. Nurşen. Nurşen yemin ederim sen çıktığında şurada. Ki hep tamam. Kendin konuşuyorsun. Tamam canım ve dediklerimizi benim. Anlamıyor ki Esra Hanım. Biz boşuna konuşuyoruz hmm. zaten. Çünkü dinlemiyor. Tamam. Tamam burada bağlanmaktan söyle. Korkuyorum dedin. Ondan 5 dakika önce de seni seviyorum dedin. Şimdi de ayrılmak istiyorum diyorsun. Zaten çelişkilisin. Bence seni aslında... Hayatı. Aydı bütün elleri havaya olarak mı biliyorsun sen bu hayatı? Ya ben bitirdim. Mehmet, kafamda bitirdim. Bu kadar basit. Uzatmayalım. Tamam. Bitirdim. Mehmet bence sen de oynuyorsun. Ben fikrimin hala arkasındayım. Annesinin istediği sen de oynuyorsun yani. Ben evlenip ayrılmış birisiyim. Sana uygun değilim. Ailen istemiyor. Bu kadar basit. Annesi istemiyor. O yüzden ben de istemiyorum. Esra abla. Bu hayatında mutluluklar diliyorum. Tamam bu kadar. Vida'na söz vereceğim. Net sorunu sor. Sadece Nurşen Hanım'a bir soru soracağım. Bundan birkaç gün evvel arka tarafta konuşulduğunda iki hafta içinde nikah kıyacağım demişti Mehmet Bey'le. Evet. Ben doğru. Arkasındayım. Dedim doğru. Ben dedim. İki hafta içinde nikah kıyacağım. Evet. Kimse bilmiyor nikahı yapacağım diyordu. Ama şimdi bunu. Ne oldu? Şimdi annesinin kelimesi bitirdi. Cuma akşamı kulaklarımla duydum. Aynı bak tekrar söylüyorum. Yani bunu Ali Bey, evet. Ali Bey gelecek anladı, Fırat gel. Bey anladı, hayır, herkes hayır. anladı. Sen mi anlamadın ben ya? Gerisini dinlesene sen. Ben kulaklarıma inanırım, sana inanmam. Ya başına gerisini konuşma. Dinlemedin peki, ki sen. Peki, ben duyduğumu duydum. Tamam. Duydum mu duydum. Sorusu olan bir sorunu. Gamze sor, mikrofonları alın Nurşen. Çocuklar.
Hemen uzatın. Nurşen. Ben bitirdim artık. Kafamda bitirdim, bu kadar basit. Ben de Nurşen, kafamda bitireceğim şimdi. Buyurun. Bir şey soracağım. Daha buyurun. Bir saat önce yukarıda demiyor muydun ben Mehmet'i çok seviyorum hiç diye? Hiç bile sevmiyorum. Böyle bir şey seviyorum demedim ben. Sen gerçekten Mehmet'i seviyorum ama bir dakika. Mehmet'i seviyorum ama tek sorun. Mehmet'le biz zaten anlaşıyoruz. Tek sorun annesi. Annesi peki. Tek sorun. Mehmet'le bir sorunum yok benim. Nurşen, annesinden sorunum var. Nurşen bir şey soracağım. Buyurun Esra Hanım. Cuma günü aslında olumsuz Esra Hanım, kararla çıkacaktın. Bir saniye. Olumsuz kararla çıkacaktın camiye. Yok, doğru öyle şey mu? Yok. Esra Hanım annem telefonu bağlanacaktı. Ben Edirne'ye gittim. Demesi. Yok Esra Hanım, ben Edirne'ye gittim. Edirne'ye gittim. Kusura bakmayın yani canlıya yetişemedim. Trafik çok vardı. O şekilde pardon, çıkamadım Perşembe zaten. Günü. Trafik vardı. Peki. Öyle. Sorunuzu alayım. Kim? Ufuk alalım. Öyle telefonu. Yani. Öyle. Annesinin istediği gibi birisiyle evlensin istiyorum Esra Hanım. Annesinin düşüncesine saygı duyuyorum. Yani annesinin senin şu lafından sonra ben annemi ikna etmiyorum. Etme zaten peki. Ben zaten etmiyorum da. Ciddi peki. Anlamda. Etmiyorum. Ya bu kadar insan burada konuşuyor. Bir kişiyi dinlemiyor. Bakıyorsun diyorsun istemiyorum sen annesiyle evlenmeyeceksin annesinin ki. Annesinin kelimesi konuştu ya bitirdi. Ya annesiyle evlenmeyeceksin sen. Mehmet de ilk başta bir geldiğinde. Bir şey söyleyeyim bir dakika. Bir dakika dur ben konuşuyorum Ufuk, ya. Dakika. Hayır tamam, bir dakika sus, ben dinliyorum. Konuşayım ya. Tamam dinliyorum seni. Mehmet de ilk geldiğinde o da biraz oyun yapıyordu. Ondan sonra bak ben ciddi konuşuyorum. Evet tamam. Ondan sonra bir şeyler hissetmeye başladı. Ben öyle düşünüyorum. Çin, başta ona aşık oldu. İlk başta öylesine geldi belliydi çünkü herkes burada aynı şeyi düşünüyordu. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Sonradan bir şeyler hissetmeye başladı. Evet. Ama sonradan da Nurşen peki, güzel olmaya başladı. Peki bir şey söyleyebilir miyim bir de İsa'nı? Biz dinler Mehmet ailesi izin vermedi evlendik. Peki bir saniye. O evlilik yürümez. O evlilik yürümez. Annesi izin vermediği sürece evlensek bile o evliliğin yürümeyeceğini tahmin ediyorum. Olmaz. Tamam. Olmaz. Bugün sana soru sorabilecek. Çünkü mutlu olsun. Değilim. Bu kadar basit. Peki. Aileler olmayınca, aileler kabul etmeyince o evlilik biter, mutsuz bu evlilik hafta olur. Hafta sonu ne oldu ya? Hiçbir şey olmadı ya. Ben duamı şey okudum. Sultanahmet Camii'ne gittim. Duamı da okudum. Tamam. Duamı da okudum. Hakkımda hayırlısı olsun dedim. Bu kadar. Peki. Olumsuz. Sen eller havaya oyna devam et. Bay 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 bay.